Bu videomuzda Cho'Gath birincisi Şimşek McQueen bronz demir kaşığını bir Elo'da oynayacak. Biraz öğretici, oldukça da eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Dediğim gibi artık birincileri önceki videolarda söylediğime istinaden altın ya da elmasta oynatacağım. Demirden sonra bir de birincileri altın ya da elmasta bir görelim. Hangisini yapacağıma karar vermedim. Bakalım yakın bir zamanda onu da yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video olur. Haydi. Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Destini. Şu an TR Cho'Gath birincisi. Önceki sezonlarda Dünya Cho'Gath birinciliğim de var. İsmim Can. Bugün sizlerle Demir Bronz Elo'da biraz eğletici, daha çok eğlenceli bir video umuduyla oyuna girdik. Hayatımda bu zamana kadar hiçbir zaman Demir Elo'da oynamadım. Cho'Gath hiç oynamadım. Bakalım nasıl bir video olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Karşımızda Yasuo var. Ya bunlar bizi şaşırtmıyor zaten. Genelde Yasuo, Zed, Yone standart bu picklerle oynuyoruz. Arkadaşlar Cho'Gath'ta skill'lerimizi verirken hani manamız çok az. Q'muz da çok manayıyor W ile birlikte. O yüzden genelde bu skill'leri harcarken dikkatli olacağız. İlk başta da Q açılmasını hani karşımızdaki adam bize farm aldırtmadığı dışında açmanızı önermiyorum. E açıp böyle E ile arkadan ona da vurabiliyorsak, vurdurabiliyorsak böyle çarptırma şeklinde E açıp dürtebiliriz. Yavaş yavaş farmlarımızı alıyoruz. 3 levelde Q'ya 2 artı verdiğimizde yavaş yavaş Q'ları deneyebiliriz. Denemeye başlayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş dürteceğiz böyle. Ara ara ufak ufak hatalarını değerlendirip dürteceğiz. Eğer çok dürtülürse tabi Q'muzu yine atabiliriz. Yani çok manaya gidiyor. Lane'de sıkıntı çekmeyelim diye genelde kullanmama taraftarıyım. Yasuo 2 oldu şu an. Bakın böyle çok E'yi vurup tamam kaymadı. Yasuo ne yapıyor? Şu an Q atabiliriz. Çünkü çok gereksiz zorladı. Bayağı güzel dövdük. Şimdi diğer Q'yu yine attığımızda tutturursak kesebiliriz E'miz geldiğinde. Sıçra ile birlikte. Tekrar Q'ya veriyorum. Attım. Arkadaşlar gördünüz. Q'yu tutturduğumuzda karakterin aslında fazla bir olayı yok. Tek amacımız Q tutturmak. Q'yu tutturduğumuz takdirde adamları kesmek kolay oluyor. Birazcık kıvama gidiyoruz E'yle. Ara ara dürtüyoruz. Aslında top lane'e ya da yok ya, dönelim seriden. Karamür almak istiyorum çünkü bu maç ben kasacağımı düşünüyorum. Bir 25 tekmecayı bekliyorum. İlk tem 1300 gold'umuz olduğunda hep buz alacağız ilk tem olarak. Kayıp cilt alıyoruz ki manamız zaten dayanmıyor. Bu bir nebze onu dengeliyor. Daha iyi duruma getiriyor bizi. Bu arada Yasuo'nun da sıçrası yok. Yakalanırsa. O Yasuo. Sıçrası yok. Q'yu tutturursak tutturamadık. İleri kaçacak diye tahmin etmiştim. Bence burada Viego var ya, bizi ona bekliyor. Ama yemeyiz, oraya gitmememiz gerekiyor. Şimdi acilen lane'i itip bir bot arağım gidebiliriz. Buradan gidemeyiz. Ha, Viego burada, Viego burada. Gel gel Shaco. Viego ne yapıyor? Sıçrası var mı acaba? Varmış. Devam edelim mi? Edelim ya. Patlangaç da yok, öldü burada. Oo, double buff bende kalırsa ama. Ama efsane olur, kalmadı. Direkt bir bota, direkt bir bota. Gel. Bakın rakip bizi burada gördüğü halde halen itiyor yani. Biz burada Viego'yu kestik. Map'e bakmaları gerekiyor. Çok iyi. Ya böyle hataları değerlendireceğiz. Mid'deysek, lane üstünlüğü de bizdeyse genelde roam'a odaklı oynayacağız. Takımı kastırma amaçlı. Direkt lane'imize gidip farmlarımızı da alalım. 1300 gold olmadan B atmak istemiyorum ya. Rakip takımda kavga başladı direkt ya. Şöyle bir Q attık altına. Birazcık dürtelim. Şöyle birazcık. Isırdık mı öldü. Bakın Q tutturduğumuz için de çok basit ya. Tabii Q tutturması biraz kolay değil. Zamanla alışırsınız ona. Q tutturabiliyorsak karakterimizin bir zorluğu yok. Oo, %100 skor katkısıyla devam ediyoruz. Şu an bir top lane'e gidebilir miyim? Yok, geri çıkıyor. Şuraya bir ward'umuzu bırakalım gitmeden önce. Barikat gidecek, bunu da alalım değil mi gitmeden. Bunu aldık. Mimovlayabiliriz buraya doğru ufaktan. Bakalım ya, belki şurada falan B atıyor olursa keseriz. Değil mi? Genelde çalıların içinden rakibe Q tutturmayı, yani düz bakarken attığımız belli olduğu için biraz zor olabiliyor. Dodge'laması kolay bir skill çünkü. Ha, Viego burada. Aslında benim B dönmem gerekiyor da. Öldük mü? Ölmedik herhalde. Çok iyi. Attık Q'muzu da. Ya biz buraya dönebiliriz ya. Şuradan gel. Gelecekse şöyle bir Q atayım. Evet, bu kilidi aldırdık herhalde sayrısa.
Yok, kaçtım. İtemizi alalım. Hep buz bittiğinde zaten hayatımız daha da çok kolaylaşacak. Çünkü onu attığımız gibi Q tutturmamız zor değil o kadar. Yavaşlatıyor ya da CC atabiliyoruz olduğu yerinden. Yani şu an maçı taşıyan biz de arkadaşlar. Yani %100 skor katkısı. Nerede ne var? Sürekli sağ sola Ram'la. Tabi bu arada minyonlardan ya da orman yaratıklarından toplamda 6 stack alabiliyoruz ultimizle. Büyüme amaçlı. Canımız artıyor. Onu da ihmal etmeyelim. Bakın şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Çıkmazlarsa öldüler. Viego da burada. Oo, öldün sen. Öldü. Viego nerede? Bunu keser söyleyebilir yalnız. Güzel sıyrıldı. Bunu kovalamayacağım ya, bu kaçar. Biz mid'e gidelim. Tekrardan farmımıza devam. Bu arada Meja'yı tamamlayacağım hep buzdan sonra. Onu kastım takdirde karakter bayağı güçlü olacak. Hani Q'ye attığımız direkt ölür. Sıçrası yok. Keser miyiz bunu? Bence dive'larız bunu. Sırdım onu. Bu arada hep buzumuz bitmiş. Bir dönüp alalım. Daha da basit olsun. Çok farm yapamıyoruz ama sürekli roam gittiğimiz dolandığımız için bu normal. Onu patlatıp hiç fark ettirmek istemiyorum kendime. Geldim. Bakın şimdi bunu attınız, tuttu ya da yavaşladı. Çok basit. Bunu da tutturduk. Bu da öldü. Keşke killer bende kalsa daha iyi olacaktı. Neyse olsun, takımda kalıyor. Ama bir süre sonra takıma salmayacağım. Tek atacağım çünkü hepsine. Bakın şimdi 6 stack demiştim, bu da bir stack sayılıyor. Direkt bincan üstündeyse ısırın. Bu arada Viego da topa yakın, şuraya itip seriden bir topa mollayabiliriz çünkü Viego gidecek oraya. Viego'yu alttan kapattım. Bakın Ruam'ın faydaları ya. Sürekli takıma bir yardım. Ya ah be. Ultim olsaydı dive denerdim de. Ya da deneyebiliriz, ultim geldi ya, buna dive deneyebiliriz. Kuşlarsa burayı saylaz. Choget ne kadar AP'de olsa tank olduğu için, canı fazla olduğu için böyle yerlere çok rahat giriyoruz ya. Öldü. Isıralım hemen. Normalde stack almak istemiştim ondan da. Hemen gidelim Meja'yı alalım. 25 stack Meja'ya çok çabuk erkenden ulaşmak istiyorum. Direkt bir de tarayıcı alalım. Zaten lane'de durduğumuz yok biz geldi. Totemsiz yerden veya totemli yerden durup rakipleri avlama peşindeyiz. Bir asas gibi Choget oynuyoruz ya. Şimdi Yasuo benden bir skill yese ölür. Direkt üstüne bu. Tutuşturu da attık mı öldü. Bu arada rünlerden bahsetmedim. Rünlerimde büyücülük girdim. Yandan da hızını al ve peksimet girdim. Hızını al yavaşlamış, Q tutturduğumda ya da E'ye çarptığında üstüne doğru giderken hızlanabiliyorum. O yüzden hızlanma açısından çok iyi oluyor. Herhangi birini ultilemek için yakınlaşmama sebep oluyor. Diego da burada. Bu arada bunları da kestik. Bakın hiç durmadık lane'de ya. Hep sağda soldayız. Hep sürekli. Tutturduk bunu. Bu arada seni ısıracağım ya. Yok, stack almak istiyorum. Bakalım ne kadar büyüyebileceğiz 16 levelde. Ya ejderler önemli de şu an ejder rahat ya. Ben sen tek al yardım ederim ben sana. Ama AP kasıyor, alamaz. Tutturduk Q'muzu. Üstüne hep buz. Bir Q daha. Öldü. 2 Q'da kesiyoruz adamı. Ultimiz olsa 2 Q'ya da gerek yok. Buradan bir seriden topa mı? Canımız az ama bence bir şey yapamaz bize. Ama SS'ledi sanırım ya da totem var, gördü çıktı. O bana hamle yaparsa kesebilir. Ulti tutuştur falan atarsa ben oradan uzak durayım. Botta fight çıkmış aslında, oraya gidebilirdim. Seriden bir stack daha. Toplamda 2 stack daha alabiliriz. 4 stack almışız. Buraya doğru geliyorum. Bura biraz sıkıntılı ama. Ultim yok. Dönelim seriden. Ayakkabıyı alalım. Şu an burada aslında bize 2 yollar. Bota laksa da gidebilirim. Yone'ye de gidebilirim. Lane itip ben Yone'ye gitmek istiyorum ya. Biraz daha büyüdük. Yone yine çıktı. Yone iyi oynuyor ya. Totemle görüşlere dikkat ediyor. Bakın buradan çıktık. Ward falan attı oraya yine. Rakip bizi ne kadar görmezse o kadar iyi. Her yerden gidebiliriz. Oo, free bir stack gördüm ben orada. Ha ben orada... Ah be. Stack almak için kesmedim de. Aaa efekt oldu, animasyon oldu ama ısıramadım. Yaptığımız şey basit arkadaşlar. Sürekli roam ya. Karşımızdaki adamın önündeysek, önünde değilsek de eşit gidiyorsa Q tutturup anını yakalayıp kesmeye bakacağız. Bakın şimdi konuşuyor. Konuşuyorsa ölür arkadaşlar. Konuşmayacaksınız. Yazı yazarsa öyle. Yazı yazacağım diye öldü mesela. Belki dodge'layabilirdi Q'yu. Mid kulemizi de alalım seriden. 25 stack olduk. Dakika 15. İlk kuleyi de aldık. Direkt topa mı? Şako ne yapıyor acaba? Sahtesiyle kandırıyor. Şako ne gerek var? Dümdüz git sen keseceksin.
Allah'ım ya. Ya dümdüz gitse kesecek ya. Şeyi var, Ignite var, Smite var. Şu an yakaladığım ultim varken %100 ölür yani. Tek yer direkt benden. O yüzden dikkatli olmalılar. Şu an biraz yanlış bir şey yapıyorum ama. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey yapamıyor. Buna da Q tutturduk. Bu da öldü. Tuşturu da attık. Kahrından ölmeye bıraktık onu da. Ya direkt Rabo'dan bitirdim ya. Çok güçsüz çünkü. Aslında Mecai koruma amaçlı bir de kronometre alabilirim yanına. Buraya dive atarız ya. İtsin lane'i. Kaçamaz. Ben de ultimi bekleyeyim o itene kadar. Şöyle yapalım. Isırdık. Tek giristek aldık değil mi? Aldık. Şu an bizim daha iki tane farmdan sistemimiz varmış bakın. Yani unuttuk bunu aslında erkenden bitirmek lazım. Ama biz sürekli fight olduğu için sağda solda olduğumuz için bunu yapamadık. Hemen seriden bot lane'e bakın. Rakip takımın çoğu lane'i pushluyor sürekli 2v2'de. Takımı boş bırakmayacağız çünkü boş bıraktığımız anda bu maçı kaybedebiliriz biz. Öldü. Draven da burada. Draven. Drake'lerden de, Vadiden de, Baron'dan da stack alabiliyoruz. Bunların bir sınırı yok. Abi Ego burada. Tek girdi ama. Ben onu ısıracağım ya. Kaçamadı. Bu arada farmı da çok kötü yapmadık bakın. O kadar roam'a göre. Sürekli lane'i ittiğimiz için sürekli itip bir yerlere gidiyoruz. Yasuo kayıp. Umarım AFK değildir ya. Valla inşallah AFK değildir ya. Yazı yazıyor. Base'de durma. Lütfen gel oyna ya. Araba minyonu da alalım buradan. Isırabiliyorum. Hayır. Şuraya mı kaçacak? Evet. Bunu böyle aldım. Buna da böyle. Hep buzu da bastık. Isırdık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmıyoruz ya. Sadece sağa sola lane itip koşuyoruz. Sadece Q tutturmamız önemli. Hep diyorum başından beri. Early'de biraz manaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında Q tutturmaya dikkat ettiğimiz sürece genelde bunları çalı arkalarından ya da rakibin sizi görmediğini tarayıcıdan atın. Onları yediği takdirde hiçbir sıkıntı yok. Çok rahat lane oynarsınız. 6000 gold'umuz olmuş ya. 6000'e yakın. Dönelim harcayalım bunu. Bakın şimdi neler olacak. Bir de Rabadon'umuz da bitti. Üstüne Zonya'mızı da aldık. Mecai'yi koruyabilecek. Aslında o kadar gerekli değil ama ben Mecai'nin gitmesini istemiyorum. Rakip aslında o kadar şey değil yani. Yasuo benim karşımda biraz kötü kaldı. Onun dışında solo lane'leri üstünde yani bizim takımdan. Bakın 3 kişi orada. Hemen direkt ya durmak yok. Geldim. Öldü. Onu da istedik. Sitemizi de aldık. 3'te 3. Şöyle bir hepsi iç içe olsa bir pentamız var bizim bu maç ya. Viego burada. Draven da burada. Draven. Ah be patlangaç yoksa diye koşacak diyor ya attım. Ama öldün Draven'cim ya. Vallahi üzüldüm. Olmadı. Enti diyelim. Rakibe aman vermiyoruz ya. Her yerdeyiz. 22 kill aldık. Son item olarak ne alalım? Böyle düşünelim zaten. Bunu alabiliriz aslında. Ve rakip takım FF verdi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Benim de Twitch ve YouTube kanallarım var. Daha video çekmek kısmet olmadı ama yakın zamanda başlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.